yapacağım. Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen Yaratılış Sempozyumunda çıkan olaylar bugün Radikal Gazetesi'ne haber oldu. Sempozyumun düzenlendiği kampüsün önünde eylem yapıldı. Polisin bu kişileri içeri sokmamak için barikat kurduğu belirtilerek bu protestocuların sempozyumun bilim dışı olduğu ve evrimin kabul edilmesi gerektiği hakkında basın açıklaması yaptığı yazıldı. Ya bu çocuklar dürüst, kaliteli çocuklar aslında. Çünkü hiç olmasa davası var bundan. Davası da adam çok kötü. Öküz gibi adam çok kötü. Sığır gibi adam çok kötü. Bomboş adam ya. Hayvan gibi bomboş. Hiç olmasa onların bir ideali var. Bak mesela geliyor oraya kampüsün önüne bağırıyor, çağırıyor, bir şeyler yapıyorlar. Değil mi? Bir iddiası var. Yanlış da olsa bir iddiası var. Bu insanları doğru yola çekmek kolay. Evet hocam. Çünkü dava adamı. Dava adamı olmayan adam ne anlatacak? Ağzı açık öküz gibi adam. Darinizmi anlatsan o ne ki diyecek. Bir şey diyeceksin, bana ne diyecek. Sadece yemek yemeyi biliyorlar. Çok sevimli gençler oraya gelenler. Baktım. Kızlar acayip güzeller maşallah. Fakat bizim köfte çok bakımsız ya. Ne yapacağız onu? Hocam onun basın açıklaması Zülen. Varmış yeni. Öyle mi? Yaptı. Şey diyormuş, yaratılışa dair delil bulunamayacak diyormuş. İleride de bulunamayacak. Yaratılışa dair ileride de delil bulunamayacak. Evet, bir delilleri yok diyormuş, ileride de bulunamayacak bak, diyormuş. Bak. Kötü, acayip gururlu, acayip gururlu. Yenilmek çok ağır gidiyor. Ortaokullar, lisede falan da devrimcidir o. Evet. Ya böyle çenin resimleri falan. Hakikaten şey falan ezildikleri için böyle bir de mazlum gibi görünüyor görünüşe göre. O şekilde de öldürüldükleri için onlara bir sempati duyuyorlar. Yani o kendi kafalarında, kendi mantıklarında, inançlarında. Tabii ki bir insan öldürülmesi çok korkunç bir şey, çok kötü bir şey. Hakkının dağlarda falan süründü yani, çok ızdırap çekti çocuk. Ama Darwinist materyası olmasaydı çok güzel hizmetleri olabilirdi. Tabii, evet. Efendim, onlara bir gönül bağlar oluyor. Yani onlara karşı bir acıma, şefkat hisleri, onları koruma düşüncesi oluyor. Ama hakkı niye savunmuyorsunuz? Tabii. Ya koskoca delikanlısınız. İşte Darwinizm tesadüfen üstüne dayalı. Sen akıllı, zeki, delikanlısın yani. Üniversite öğrencisisin. Tesadüf olabilecek en berbat mantık değil mi? Ya yani dünyadaki en berbat mantık tesadüf üstüne kurulandır yani. Doğru, tabii. Daha bunun üstüne daha berbat mantık olur mu ya? Belli ki mahcup olacaksın, ezileceksin. Bir de ben varım karşında. Evet, ama bana geldiğinizde size ham yaparım. İnşallah. Aman ha. Görüyorsunuz zaten. Efendim şekilde de görüldüğü gibi. Gericilik dışarı, bilim içeri. Şimdi gericilik dışarı dersen, gericilik nedir? Darwinizmin felsefesidir. Sen nereye kadar gidiyorsun? Eski Mısır'a kadar gidiyorsun. Sümerlere kadar gidiyorsun. Onların gerici düşüncelerini, tesadüfe dayalı düşüncelerini bilim diye alıp getirmişsin. Tartışmaya kapatmışsın. Bilimsel delil sunamıyorsun. Onun ezikliği içindesin, gerginsin ve kavgacısın. Nerede burada bilim? Biz Big Bang teorisine baktık. Doğru. Kur'an'a uygun. Darwinizme baktık. Fosillere baktık. Binlerce, on binlerce fosili gözden geçirdik. Hiçbir değişiklik göremedik. Görseydik söylerdik. Ve sizin gibi böyle gereksiz çalışmalarla değil, gayet akıllı açıklardık onu. Allah böyle yarattı derdik. Ama böyle bir şey yok. Ve kainat metafizik ayrıca madde beyinde bir algı olarak yaratılıyor. Bundan hiç haber yok bu köftelerin. Evet. Hiç. Bir kere devrimci gençliğe derin düşünmek yakışır. Derin düşünmüyorsunuz. Yüzeysel üstü yüzeysel düşünüyorsunuz. Bu çok küçük düşürücü ya. Ayıp. Kendinizi mahcup ediyorsunuz. Ya biraz ufkunuzu açın. Kitap okuyun. Proteinlerin yapısını inceleyin. Fosilleri inceleyin. Körü körüne gidilir mi ya? Gururla gidilir mi? Yani proteinler tesadüfen oluyor olsaydı, Allah böyle bir kanunla tevafuk ettirerek yaptı derdik. Evet. Yok.
proteinin oluşması için proteine ihtiyaç var, hücreye ihtiyaç var. Başka türlü olmuyor. Peki bunu kim söylüyor? Darwinist bilim adamları söylüyor. E ne direniyorsunuz o zaman çocuk gibi? E paleontolojik delillere gelince, Darwin'in kendi diyor, biz bulamadık diyor, arafosil bulamadık diyor. Bütün Darwinist bilim adamları diyorlar, arafosil bulamıyoruz diyorlar. E yok. Hepsi yaratılış ispat ediyor. Niye çocuk gibi uzatıyorsunuz? Marksizmi bunun üstüne bina etmişler. Yani olabilecek en akılsızca hareket yapılmış. Marksizmi, Darwinizm üstüne bina etmeselerdi, Marksist düşünce gelişebilirdi. Gelişirdi. İşte inanç üstüne bina etselerdi, gelişirdi. Ama Darwinizm üstüne bina ettikleri için zavallı üstü zavallı bir teori haline geldi. Kodun mu? Kavak tüyü gibi uçuyor havalarda. Üflemeye bile gerek kalmıyor. Kendinden gidiyor yani. Olmaz. Öbür sloganlara gericilik. Darwinizm 3000 yıl hatta 4000 yıl geriye gittiğimizde gerici düşünce olarak tarih içerisinde buraya geliyor. Gerici düşüncenin Darwinizm olduğu belli. Bu lafı siz kendinize kullanmanız gerekirken, ki kendinize kullanıyorsunuz anladığım kadarıyla, neden anlamazlıktan geliyorsunuz? Bilim içeri gelir mi? Zaten Darwinizm dışarı kaçar. Evet. Bilimin geldiği yere Darwinizm olur mu? Sizi bu hallere düşüren bilim değil mi? Böyle perişan eden bilim değil mi? Tabii. Proteinin yapısı açığa çıkmasaydı siz bayağı kabarıyordunuz. Değil mi? Kelayna kuşu gibi kanatlarınızı kaldırarak uçuyordunuz. Bilim sizi perişan etti. Bilim size düşman. Bilim size karşıt. Bilimden kaçmanız gerekiyor sizin normalde. Bilim sizi her gördüğü yerde vurur indirir. Bilim tepeliyor sizi. E biz sizi karşısına çıktığımızda bilimden ezmiyor muyuz sizi? E o zaman sen kendini ezeni bana gel dersen o da sana gelir ve böyle ezer işte. Değil mi? Silindirin altına yatıyorsun. O da seni paspas gibi çiğniyor. Gururlarını kırmadan atmak lazım. Onun yolunu bulmak lazım. Marksistler ezilmekten çok bizar olurlar. Yani çok gururları çok rencide olur. Çok orada böyle hani bana ne isterim gibi çocuk gibi aksine hareket etmeye kalkıyorlar. Onun için mahcup etmeden anlatmak lazım. Yani gururlarını biraz okşayarak anlatmak lazım. Rencide etmeden anlatılırsa olur. Bir de ana düşüncelerini tasvip ettiğimizi söylemek çok önemli. Çünkü biz sosyal adaleti istiyoruz. Çünkü Karl Marx zaten Mehdiyet'ten öğrendi sosyal adaleti. Tevrat'taki Moşia, Kral Mesih'in göstereceği ahlaka Karl Marx hayran olmuştur. O hayranlığını Darwinizm üstüne oturtarak yapmaya kalktı. Halbuki Mehdiyet sırtını Allah'a dayamıştır. Darwinizm en çürük, en boş, en mesnetsiz inançtır. Marx ne yaptı? Sosyal adaleti, Marksizmi Darwinizme dayadı. Boşluğa dayadığı için de tepe takla düştü aşağı. Olacağı buydu.